Merhaba gençler, hoş geldiniz videomuza. Dersimize başlayalım. Bu haftaki dersimizde bunu öğreneceğiz. Geçtiğimiz dersimizde ne öğrenmiştik? Hayke'nin hayalindeki odayı görmüştük. Hayke'nin odasını gördükten sonra, yani işledikten sonra ne yaptık? Sorulara cevap vermiştik. Bu soruları yaptıktan sonra diğer dersimize geçelim. Diğer dersimiz nasıl başlıyor? Ünite zaten yine aynı ünite. Meine Wohnung adlı konu. Bu dersi sayfa 58'de görebilirsiniz. Kitabımızda AB.2 58. sayfada görebilirsiniz. Wer wohnt? Kim yaşar? In welchem Haus? Hangi evde kim yaşar? Yani burada 3 tane ev tipi tanıtacağım sizlere. A, B ve C olmak üzere aileler hangi evlerde yaşıyor? Başlayalım. Family Lessing, Lessing ailesi wohnt in Seedorf, in der Dorfstraße 2. Family Lessing ailesi Dorfstraße Caddesi 12 numarada bir yerde yaşıyor. Herr und Frau Lessing. Neydi bu Lessing? Soyadı değil mi? Yani Ali Yıldırım olsun. Türkiye'de Yıldırım soyadı çok var. Ali ismi de çok var. Ne yaparlar? Yıldırım. Herr Yıldırım und Frau, onun eşi olan bir kişi, hanım, bir hanım, Yıldırım gibi düşünün. Ya und Frau Lessing haben zwei Kinder. İki tane neyi varmış? Çocuğu varmış. Der Sohn heißt Felix. Çocuğun adı, erkek evladının adı neymiş? Felix imiş. Und die Tochter heißt Jana. Kızının adı ise, bu ailenin kızının adı ise Jana'ymış. Felix ist 3 Jahre alt. 3 Jahre. Felix 3 yaşında. Und Jana ist 5 Jahre alt. Demek ki Jana Felix'in ablasıymış. Die Familie, aile, hat ein Haus. Bir evi var bu ailenin. Es ist klein, nicht groß. Değil mi? Nicht groß, büyük değil, klein. Weiß, beyaz und blau. Yani İngilizce'deki blue. Neydi blue? Ya da blau neydi? Maviydi. Ev beyaz ve mavi. Gördün mü? Mavi ve beyaz. Am Haus ist ein Garten. Evde, evin neresinde, yani etrafını çepeçevre saran ne varmış? Bir Garten varmış. Garten neydi? Bahçe. Felix ve Jana spielen gern im Garten. Felix ile Jana, bu Felix olsun, resim kabiliyetin çok güzeldir. Bu da Jana olsun, Felix'in ablası. Neymiş bunlar? Bahçede ne yapıyorlarmış? Oynamayı ne yaparlar? Severler. Severek oyun oynamayı severler. Hinter dem Haus. Evin neresinde? Hinter, arkasında. Sind Bäume. Evin arkasında neler varmış? Die Bäume varmış. Der Baum, die Bäume. Der Baum, die Bäume. Değil.
Neydi diğer bağım? Derbaum budur. Bir tane ne var? Ağaç var. Diboyme ise birden fazla olan ağaçlar dedik. O zaman bu en çeşidi hangi en çeşidine girer? Das, ein, Familien, Haus. Das Haus, ein Familienhaus. Ne demiştik? Eğer bir bitişik bir cümle kelime varsa en sondaki kelimenin artikeli alınır, başa konur demiştik. Geçelim ikinci kısma, yani B kısmına. B kısmında ise Uvi diye bir arkadaşımız varmış. Uvi. Die Wohnung von Uvi ist sehr modern. Uvi'nin evi çok modern. Yani günümüzde çağımıza uyarlanmış bir şekilde lüks bir evi varmış. Uvi lebt in der Großstadt. Uvi büyük bir şehirde ne yaparmış? Leben neydi? Yaşamak, orada oturmak. Büyük bir şehirde oturun. In eine Hochhaus. Hochhaus neydi? Yüksek katlı ev. Ne demiş? Bu ne? Büyük şehirde yaşar ve wohnt in einem Hochhaus. Yüksek katlı, çok katlı bir evde oturur. Er ist Student. O zaman Uwe kız mı, erkek mi? Er dediğine göre tabii ki erkek. Er ist Student. Uwe ist Student. Und 25 Jahre alt. 25 yaşında. Er lebt allein. Tek. Tek ne yapıyor? Yaşıyor. Tek yaşıyor. Seine. Onun. Wohnung. Die Wohnung olduğu için seine Wohnung. Onun yaşadığı ev. Hat ein Bad. Bir banyo. Yaşadığı evin neyi varmış? Bir banyosu varmış. Ein Schlafzimmer. Schlafzimmer. Neydi Schlafzimmer? Schlafzimmer. Ein Wohnzimmer. Bir de oturma odası varmış. Und eine Küche. Bir. Neyi var bunun? Mutfağı var. Die Wohnung hat einen Balkon. Neyi varmış? Balkonu varmış. Kaç tane? Aynı balkon. Bir tane. Die Wohnung ins in einem Hochhaus. Die Wohnung ist olacak. Burada hata yapmışım. Özür dilerim. Die Wohnung ist in einem Hochhaus. Bir yüksek katlı bir evde imiş bir yapıda. Kaçıncı katta? Etaj in der acht demiş. Acht neydi? Sekiz. Sekizinci kattaymış. Demek ki Uwe'nin evi bu. O zaman Uwe'nin evi demek için ne diyeceğiz? Das Haus von Uwe. Uwe'nin evi. O halde bu gibi yapılara Almanca'da ne deniyordu? Das Hochhaus. Hochhaus. Hoch yüksek. Haus ise ev idi.
yüksek katlı ev. Birden fazla kat olan ev. Geçelim C kısmına. C kısmında ise ne var? Herr und Frau Lübbe. Frau Lübbe ve Herr Lübbe. Yani Lübbe neydi? Türkiye'deki yıldırım sayadı. Şimşek sayadı gibi. Birden fazla Türkiye'de ne vardı soyadlarda? En çok soyadı olan insanlar vardı. Yıldırım soyadı, şimşek. Ya da işte ne gibi soyad olabilir? Benim soyadım Akgül. Akgül soyadlı beyefendi ve hanımefendi. Sie sechzig Jahre alt. 60 yaşındadırlar. Lübbe ailesi 60 yaşında. Sie leben in einer Kleinstadt. Bir küçük şehirde yaşıyorlar. Yani ilçede yaşıyorlar bunlar 60 yaşında. Ihr Haus. Yani ne demiş? Onların evi ist schön. Güzel. Değil mi? Ist schön. Bak ne kadar güzel. Küçük şehirde olan güzel bir yapı. Und alt. Eski. Ama eski değil mi? Aber es ist nicht sehr groß. Ama çok büyük de değil. Es steht zwischen zwei Häusern. Ne demiş? Es steht. Durur. Ya da kalır. Nerede? Arasında. Neyin arasında? Zwei Häusern. İki evin arasında bu çoğul. Das Haus, die Häuser. So. Ne demiş? Es steht zwischen zwei Häusern. İki evin arasında kalır. Das Haus hat vier Etagen. Bakalım doğru mu? Birinci kat. İkinci kat. Üçüncü kat ve dördüncü kat. Dört katlı bir ev için. Herr und Frau Lübbe haben eine Enkelin. Neydi Enkelin? Bir kız torun. Kız torunları varmış bunların. Sie heißt Marianne. Yani Marianne diye ismi varmış bu kızın. In den Ferien bayramlarda, özel günlerde wohnt Marianne auch in dem Haus. Bu kız da bayram günlerinde dedesini ve babaannesini ziyarete gelirmiş. Değil mi? Bayram zamanlarında ziyarete gelirmiş. Das Zimmer ist unter dem Dach. Tavan arası da ya da çatı katı. Odası neredeymiş? Hemen çatı katındaymış. Çok güzel, çatı katında bir odaya sahip olmak isterdim. Mükemmel bir şey. Benim hayalimdeki ev aslında tamamen bu. Anlaştık. Şimdi gelelim renkli bir konumuza. Size demiştik. Renkleri daha sonra göreceğiz. Neden renkleri sonra bıraktım? Çünkü oldukça kolay. Aşırı kolaydır renkler. Burada alacalı renk ne der ona? Birden fazla olan renk. Bunt. Yani çok fazla renklerin birbirine karışmış hali. Renkli. Renkli de renk. Yani çok renkli olan renk. Die Farben. Renkler. O zaman bu yazı
hangi renktir? Tabii ki de bunt, değil mi? Burada gördüğünüz renklerin hepsinin üzerinde isimleri yazıyor zaten. Bu isimleri açıklayalım size. Weiß, tabii ki de beyaz. Citronen gelip. Citronen neydi? Limon. O zaman gelip hangi renk? Bu renk. Ne diyeceğiz buna? Limon sarısı. Sonnen gelip. Sonne güneş demek. Güneş rengi diyebilir miyiz? Diyelim. Orange turuncu. Rot belki gözükmüyordur. Rot kırmızı. Dunkelrot gözükmüyordur. Ben size yeniden yazayım. Rot kırmızı olduğuna göre dunkel ise karanlık bir renktir. O halde koyu kırmızı diyelim. Fuşya. Fuşya da bu renk. Fuşya. Pink. Pembe. Roza yine pembe. Roza gül pembesi. Gül renginin böyle açık renkteki pembe. Pink ise normal pembe. Orkide, lila, işte blau, mittelblau, bir de hellblau vardı. Dunkel koyu olduğuna göre hell ise açık demek. Açık mavi. Türkis ise turkuazdır. Neden türkis demişler? Çünkü Türkler bulmuş. Türklerin rengi diye dünyada türkis olarak bilinir. Mint, bu nane yeşili vardır ya, olur. Limon, grün. Burada citronen gel demiş. Limon, limon, lemon. Latince bir kelime, büyük ihtimal. Grün. Limon, yeşili. Grün, normal yeşil. So, başka ne var bakalım? Brown var. Kahverengi, hell brown, bakın hell brown açık mavi olduğuna göre hell brown nedir? Orada siz bulun. Grau, gri, dunkel grau, bu dunkel neydi? Koyuydu. Dunkel grau ne demek? Onu da size bırakıyorum. Schwarz, Schwarzkopf diye bir marka var ya, şu saç spreyi markası, Schwarzkopf, siyah kafa anlamına geliyor. Schwarz, kara ya da siyah anlamına geliyor. Silber, gümüş. Gold ise bildiğimiz altın rengi. Bugünkü dersimiz de burada bitmiş bulunmakta. Lütfen derslerinize özen gösterin. Anlamadığınız yer varsa bana her daim yazabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Auf Wiedersehen.